Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve İniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu güzel renklerden size yine çok güzel bir model hazırladım. Şöyle renklerimi daha yakın göstereyim arkadaşlar. Şöyle şimdi de modelimi göstereyim. Evet. Bakın böyle çıtı minik çiçekler yaptım bakın arkadaşlar ve modelimi ütülemedim de böyle bu şekilde direkt şöyle yapar yapmaz karşınıza getirdim. Kalıp gibi oldu. Çok da güzel oldu. Böyle minnak çiçeklerle kenarında yaprağı olan ben bu modeli çok seviyorum arkadaşlar. Bu çok eski bir model. Bu şekilde yeni haliyle çektim ve yine her zamanki gibi bu çiçekleri de sihirli halka halkayla yaptım. Serum yerine bakın pembe ve minik sarı çiçekleri serum halkasıyla yaptım. Evet şimdi size çiçekleri yaparak başlayalım arkadaşlar modelimizin yapılışını. Evet çiçeğimizi yaparak başlayacağız. Dediğim gibi serum yerine sihirli halka yapacağız. Küçültme, büyütme kolaylık sihirli arkada arkadaşlar o yüzden artık serumu bırakıp böyle çoğu oyalarda sihirli halka kullanıyorum şu şekilde ortadan girip sık iğne ile ipimi tutturdum ve 3 tane zincir çekiyorum şu ikili yer bizim e, biz yuva kullanacağımız ilmeğimiz olacak tek ilmek de alt tarafta kalacak şöyle iki defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 2 2 ve 2 3 zincir ve bir tane de yaptığım trabzan bu şekilde 1 2 3 zincir 2 tane trabzan olunca hemen 3 zincirle böyle çiçeğimi kapatıyorum minik bir böyle yaprak yapmış oldum yine 3 zincirimi çektim bakın şunu şöyle olup olmadığına bakarak sihirli halkanıza bakabilirsiniz ipi çekerek eğer güzel geliyorsa bu şekilde olmuş demektir Yine iki tane trabzan oldu. Hemen 3 zincir çekip yuvada kapatıyorum. Bu şekilde ikinci yaprağı da yaptım. 1 2 3 zincir. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim 2 2 2. Bakın tekrar 3 zincir. Buraya yuvaya kapattım. Sık iğne ile sabitledim ipimi. 1 2, 3. Şimdi size göstermek için açıp kapıyorum. Ya. Gevşiyor gayr ihtiyarı. Siz de gevşetebilirsiniz bırakıp aldıkça. O yüzden ipi çekerek bakın böyle minikleştiriyorum. Evet, iki defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 zincir. Yuvanın içine girdim. Sık iğneyle buraya sabitledim ve yine 3 zincir iki defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 2 2 ve 2 3 zincir sık iğne ile sabit bakın 5 oldu 7 tane yapacağız bu şekilde minik papatyamızı çiçeğimizi iki defa doluyorum şöyle kalın olsun diye bakın 2 2 ve 2 alıyorum 3 zincir şöyle aynı yuvaya kapattım sonuncu ve yedinci çiçeğimiz için 3 zincirimi çekiyorum şöyle rahat bir şekilde açarak bakın son çiçeğimizi yaptım ve yine bu sihirli halkamın iki telinden girip sık iğne ile sabitledim dibine muhakkak bir zinciri çekin sökülmesin ilmeğiniz hem de yakınca güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın bu boşluğu şöyle ortanın boşluğu var. Onu bu sihirli halkayı çekerek hafif çekerek bakın minikleştiriyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar bu sihirli halkayla bu çiçeklerin yapımı. Şöyle bir duruşuna bakıtayım. Küçük olduğu için ipinden tutmak zorundayız. Şimdi arkadaşlar bu sihirli halkayı ucu yaktığım zaman da daha iyi bilirsiniz bir de bu kopardığım ipi ikisini bir yakmak lazım sağlam olsun diye eğer daha da sağlam yaparsanız şu ilk yaptığınız papatyanın arka ilmeklerinden geçirebilirsiniz buradaki püf noktayı göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle ikisini bir tutarak yakmazsanız böyle sakızlı yakmazsanız sağlam olmaz yakım işleminiz bakın şimdi inşallah çakmam Bakın bu şekilde yanık böyle sakızlı yakmak zorundayız. Güzel olsun diye bu şekilde. Siz daha rahat yakarsınız. Ben kameradan gördüğüm kadarıyla yakıyorum. Evet şimdi bunu hemen monte edelim. <laughs> İlk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf dokunmaları kenar tığlama işlemlerinin mevcut. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iki başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitledim ve şöyle küçük bir örümcek yaparak başlıyorum. Büyük örümcek güzel durmuyor. Bu şekilde bir tane de zincir çekiyorum. Demin size anlatımını yaptığım bu minik papatyamı alıyorum. Bakın bu sakızlı tarafı Şöyle kenarından 3 tane tutarak buralardan monteleyeceğim arkadaşlar. Evet şöyle ilk bakın ortada 3 tane trabzan vardı ya ortadaki trabzanın böyle kenar kısmından tutturdum. Bırakmış olduğum ilmeğimi de tığıma takıp şöyle bakın şöyle biraz bol yaparsanız daha rahat geçer buradan yine bin bir tane zincirle bunu sıkılıyorum buraya bu şekilde tutturdum ve tığımın başını iki defa dolayıp üçüncü tığ battı ya bu şekilde girdim üç seferde alacağım bakın 2 2 ve 2 şöyle ön tarafı bize bakacak bu şekilde tutturduk şimdi Şöyle zincirimi çekeyim. Buraya toplamda 5 tane sık iğne yapacağım. Bakın. Bu yapmış olduğum 3 seferde aldığım trabzana 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne yaptım. 6. da bu trabzan yaptığımız aynı tığ battıya kapattım ve bakın bu şekilde bir böyle dal yaptık 5 tane zincir çekiyorum evet, hemen yanına bu şekilde 5 tane de zincir çektim bu da ikinci dalımız olacak yine ilmeğimi tığımdan çıkarıyorum ve yine ortadaki trabzanın tepe noktasından tığımı geçirip ilmeğimi tuttum bakın şöyle ortadaki yere sık iğne ile sabit ve yine buraya 5 tane sık iğne yapıyorum ilk dalda olduğu gibi bu sağda yaptığımız dalda olduğu gibi 5 de sık iğne buraya 3 4 ve 5 şimdi bir sonrakine yanındaki boş olan tığ ya bu şekilde bakın iki tane dalla tutturduk şimdi dibine bir tane zincir çekiyorum şöyle bir küçük bir örümcek yapıyorum aynı ilk başta yaptığımız örümceğin boyutunda şöyle örümceğimi yaptım ucuna dört tane zincir çekiyorum ve tığımı çıkarıyorum yine aynı şekilde ortadaki trabzanın tepe noktasına tığımı geçiriyorum buraya şöyle bırakmış olduğum ilmeğimi tekrar buradan geçiriyorum. Siz bunu çıkarmadan döndürerek de yapabilirsiniz. Şöyle ekranda döndürerek güzel gözükmez. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Hemen bir zincirimi çekiyorum tutturduktan sonra bir defa tığımı doladım. 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Evet yaprak yapıyoruz buraya. Bir defa tığımı doluyorum. 1 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. Bakın 4 tane trabzanımız oldu. Yine 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 1 2 2 ve 2. 5. trabzanımın tepesine 4 tane zincir çekiyorum ve buraya kapatıyorum. Geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. Büyük yaprağımız olmasın diye 4 tane sık iğne 2 3 ve 4. Buraya sık iğne ile bakın bu çektiğimiz 4 zincirin içine de en son kapattık ve yaprak işlemimiz bitti. Şimdi yine küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle. Bunu 4. Tığ battı. Bakın 1, 2, 3, 4. Tığ battı ya buraya sabitliyorum. Şöyle bir duruş oluyor bak. Örümcek boyutları birbirine yakın olursa güzel durur. Şimdi yapmış olduğumuz işimize bakalım. Bakın arkadaşlar, bu iki ortadaki dal kısmı kenarına da yaprak yaptık. Çiçeğimizin şu şekilde göstereyim. Bakın, şöyle çok hoş oldu. Şimdi bir tane daha yapıp pembe yapmış olduğumuz çiçeğimizi bu şekilde monte edelim. Bakın. Şimdi demin gösterdiğim gibi bir tane daha sıfırdan gösteriyor gibi göstereceğiz. Bakın şöyle buraya sık iğne ile e, sabitledik. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıp şöyle başlıyoruz ilk başlar bu şekilde başlıyoruz ve üzerine bir zincir çektim yapmış olduğumuz sizinle bu minik papatyamı alıyorum bakın arka tarafının mesela üç tane bu şekilde yanın kenarlarından birer tane arkadaşlar şöyle yapraktan başlıyorum ortadakinden batarsanız tam böyle simetrik olacaktır ortadaki trabzanın tepesine girdim tığımla Şöyle ilmeğimle de buradan sık iğne ile sabitliyorum. İki defa tığımı doluyorum. Üçüncü tığ battı. Bir, iki, üç. Şöyle iki. Yavaş yavaş gösteriyorum. İnşallah hem net gözüküyor hem de anlaşılıyordur arkadaşlar. Geri kalan bu. Trabzanıma beş tane sık iğne yapıyorum. Şöyle iki, üç, 4 ve 5 5 tane bu şekilde sık iğneyi yaptım aynı böyle tığ battanın içine sık iğne ile sabitleyip şöyle yine bir zincir çek 5 zincir çekiyorum 3 4 ve 5 yine tığımın ucunu bıraktım Bakın ortadaki trabzanın tepe noktasından giriyorum tığımla ve ilmeğimi tık tutuyorum. Şöyle arkadaşlar. Tığım takılı tekrar gireyim. Aslında çok kolay ama kameradan görmesi biraz zahmetli olabiliyor. Çok sevdiğim oyalardan bir tanesi. Bakın bu şekilde tutturdum. Bu 5 zincirimin üzerine hemen sık iğne ile 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5 6. da pardon arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bir sonraki bakın boşluktaki şöyle boş olan tığ battıya girdi. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine minik bir örümcek yapıyorum. Şöyle örümceği küçük olursa o kadar güzel duruyor arkadaşlar. Ve 4 tane zincir çekiyorum. Bu da yaprağım için yuva olacak bu 4 zincirde. 4 zincirin üzerine yaprak yapacağım. Bakın şöyle ortadaki 3 tane yapmıştık ya ortadakinin tepe noktasından şöyle girip hemen tığımı tuttum. Buraya sık iğne ile sabitledim. Bir zincir de üzerine çektim bu dört zincirin üzerine yaprak yapacağız bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle iki ve iki iki tane trabzan bir defa tığı doladım yuvaya girdim üç seferde bir iki ve iki hafif büyüttüm iki defa tığı doladım aynı yuvaya girip yine üç seferde fakat bu ikinci de iki iki alacağım İki, iki ve iki 2 defa tığımı doladım bunu da 1 olarak alıyorum 2 2 ve 2 evet yaprağım bu kadar çok da güzel oldu minik bir yaprak yaptık 4 zincir kapatıyorum en son yaptığımız trabzanıma buraya da 4 sık iğne 1 2 3 ve 4 hemen zincirin içine de girip 5. sık iğneyi yapıyorum bakın arkadaşlar bu kadar çıktı. Işte. çok da güzel çok da kolay çıtıpıtı yaprak çatapatı minnak papatyalar küçük bir örümcek yapıyorum örümceğimi dördüncü tığ battı sabitledim evet şöyle bakın çok hoş oldu Şöyle arkadaşlar sökülmesin diye zincir çekmeyi unuttuk. Evet, şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bakın yapmış olduğumuz modelimiz bu şekilde oldu. Şöyle çok da güzel oldu. Renkleri de çok güzel açtı birbirini. Ya yeşili tek renk türbente ya yeşili de ip kullandım. Ee, arkadaşlar bu modelde dikkat edilmesi gereken püf nokta şu örümceklerin minik yapılması. Örümcekler ne kadar bu şekilde minik olursa o kadar güzel bir böyle iş çıkar ortaya. Ee, sizler de e, beğeni ve güzel böyle işten gelerek işlersiniz işinizi. Evet ilk önce şu minnak papatyaları ayarlayacağız, hazırlayacağız. Sonra da bu şekilde yaprak yaparak kenarlarını sık iğne ile dallar yaparak tutturacağız. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle çok hoş, çok zarif bir model hazırladım düşünüyorum sizlere. Şöyle bir de tülbent üstünde göstereyim. Işık eğer yansıdıysa şayet. Bazen öyle ışık yansıması oluyor. Anlaşılmıyor pek net. Şöyle de tutayım. Tülbentimin üzerinde. Evet. Bakın arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif oldu. Çok da güzel oldu modelim bu şekilde. Sizler de beğeni ve yorum yaparak böyle kanalıma bana destek olursanız sevinirim. Çünkü YouTube önermelerde beğeni ve yorumlara göre öne çıkarıyor arkadaşlar. O yüzden destek olursanız kanalıma videolarımın devamı gelir. Böyle sizlerle buluşuruz arkadaşlar güzel güzel inşallah videolar çekeriz paylaşırız Allah'a emanet olun arkadaşlar şöyle hoşçakalın